Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde kalabalık yönetimi dersimizin 3. bölümünde hep sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İlk iki bölümü toplamıştık, anlatmıştık. Bu bölümde iletişim, halkla ilişkiler ve güvenlik bağlamında kalabalık yönetimi dersimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle iletişim kavramı nedir? Buna bir bakalım. Kanunları uygulama mesleği olması yönüyle güvenlik çok yönlü ve derin bilgi sahibi olmayı gerektirir. Hukuk soruşturma teknikleri, rapor yazma, kavuşturma, savunma teknikleri, suçu önleme, ilk yardım ve benzeri konularda kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Güvenlik mesleğini ele aldığımızda. Bu bilgiler mesleğimizi uygulamamız için bizi gerekli becerilerle donatır ve kanunları uygulamanın temeli teşkil etmektedir. Ne var ki kanun uygulanmasının zorunluluğu insan davranıştaki ve düşünce biçimindeki çeşitlilikten doğmuştur. Adalet sisteminin en önde gelen fonksiyonu toplumun kanunlarına uyulmasını sağlamaktır. Kanunların uygulanması ve bu konuda işbirliği sağlamak amacıyla kolluğun insanları iyi idare edebilmesi gerekir. İnsanları idare edebilmenin temel şartı da insan davranışlarını iyi anlamaktır. İyi anlamak, davranışı önceden tahmin etmek ve kontrol etmek suretiyle her başarılı kolluk kuvveti için vazgeçilmez olan işbirliğin sağlanmasıyla mümkün olur. Kolluk insanlarla dertsiz tasasız kendi hallerinde yaşarlarken değil, en zor durumlarla da tanışır. Yani bizler insanlarla en zayıf anlarında, kendilerini en tehdit altında hissettikleri zaman, en kızgın, en korkutulmuş, en çaresiz, en sarhoş, en saldırgan, en utanç içinde oldukları durumlarda tanışırız. Bu nedenle kolluğun halkla ilişkilerinde çok büyük bir sorumluluğu vardır. Kolluğun her davranışı bir kişinin onurunu, kendisine saygısını ve güvenliğini şu ya da bu yönde etkileyecektir. Bu etkileme negatif yönde gelişirse arada bir engel oluşabilir ve tehlike potansiyeli artabilir. İnsanlarla konuşurken sahip olduğumuz otorite, içinde bulundukları durumu anladığımızı ve acılarını paylaştığımızı, onları nasıl hissettireceğimizi bilmek son derece önemlidir. İletişim üzerine yapılan bu çalışmamızda iletişimi etkileyen faktörlerin bu engelleri aşma yollarını ve iletişim çeşitlerini 5 öğesini kapsayacak ve sözsüz iletişim türleri üzerinde durmaya çalışacağız arkadaşlar. Dolayısıyla güvenlik personeli iletişim sürecinin ne olduğunu anlaması, kendi iletişim biçiminin ne olduğunu farkına varması, engeller çıktığı durumlarda iletişimi geliştirme tekniklerini öğrenmesine yardım edecektir. İletişim engellerine bakalım öncelikle. İletişim kurmak için en az 2 kişi gerekir. Fakat iki kişinin dünyaya aynı açıdan baktığı enderdir. Hepimizin kişilikleri, kökenleri, davranış nedenleri farklıdır. Hepimiz işittiğimiz ve gördüğümüz şeyleri farklı açılardan yorumlarız. Bu tür insani farklar olmasaydı iletişim çok kolay olurdu. Söylediğimiz her şey dinleyen kimseye kafamızda söylemeyi kurduğumuz şeyi anlatırdı. Ne yaparsak tam olarak yapmak istediğimiz şeyi yansıtırdı. İletişimde karşımıza çıkan engeller genellikle aradaki bu farktan doğmaktadır. İletişimde ortaya çıkan engeller bir başka kişiyi bizimle iletişim kurmaya isteksizleştiren, başkalarını gereksiz yere sinirlendiren, karşımızdaki kişiyi savunma durumuna geçiren şeylerdir. Bunlar acele yorumlar veya değerlendirmeler yapmak, çok genel veya fazlaca katı ifadeler kullanmak, katı ifadeler, kesin ifadeler yani. Başkalarının sözünü kesmek, anlaşılmadığımız zaman değil, sözümüzün kesildiği zaman tepki göstermek, çok konuşmak, durmadan başkalarına neler yapmaları gerektiğini söylemek, insanları aşağılamak, yoğun sorular sormak, alaycı tavırlarla karşısındakini cezalandırmak, ağır suçlu bulma noktasına vermek, ağırlığı suçlu bulma noktasına vermek, münakaşa etmek yani tartışmak, başkalarını sinirlendiren dinleme alışkanlıkları göstermek şeklinde. Üç önemli iletişim engeline bakalım. Sırasıyla başlıklar halinde ve içeriğini de inceleyelim arkadaşlar. Kişiler arasındaki güvensizlik. Bu belki de yenilmesi en zor ve en önemli engeldir. Güvensizlik mevcutsa bunun yanı sıra korku da mevcut olacaktır. İncitilmek, rencide edilmek, alaya alınmak, onurun incitilmesi gibi. Güvensizliği ortadan kaldırmak için kendimizi ortaya koymamız, yani kendimizle ilgili şeyleri dürüst olarak karşımızdaki kişiyle paylaşmamız şarttır. Birbirimiz hakkında ne kadar çok şey bilirsek iletişimimiz o ölçüde sağlıklı olacaktır. Yabancılaşma, gerçek ya da değil, oraya ait olmadığı, karşısındaki kişi tarafından kabul edilmediği duygusudur. Bu durumda bir endişe ve bende bir eksiklik var duygusu ortaya çıkar. İşte o zaman engeller, kültür,
adet, davranış, değer yargıları vesaire şeyler, farklar olabilir. Bu engelleri aşmanın yolu onları bilmezden gelmekten değil, anlayışla karşılamaktadır. Bu da belli bir riski göze almayı ve karşısındakinin farklılığını içtenlikle paylaşmayı gerektirir. Uçurum, yaş, cinsiyet, ırk, din vesaire şeylerdir. Asıl farklılık insanların hayatları üzerinde etkiler yapan ve bu nedenle değer yargılarını belirleyen yaşantılar arasındaki farklılıktır. Örneğin depresyon, savaş, yoksulluk, refah örnekler verilebilir. Asıl zorluk mukayese edeceğimiz bir şey olmadığı için karşımızdaki kişinin değer yargısını kavrayamamaktır. Bu engellerin aşılabilmesi için söz konusu değer yargısıyla özdeşleştirme yapmaktan ziyade onun yarattığı duygular üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Kişi güvenlik personelinin hiç yaşamadığı bir durumdan söz ediyorsa görevlinin bu yaşantının kişi üzerinde yarattığı duyguları ele alması doğru olur. Örnek bir erkek görevli tecavüze uğrayan bir kadının durumunu anlayamayabilir ama olayın yarattığı korku ve masumiyetin çiğnenmemesi duygusunu anlayabilir ve onunla paylaşabilir. Kişiler arası iletişim. İyi iletişim kuran insanlarla kuramayan insanlar arasındaki farkı belirleyen 5 kişiler arası faktör vardır. Bunlar öz kavram, dinleme, ifade netliği, kızgınlık duygusunu kontrol ve kendini açığa vurmadır. Öz kavram. İnsanların başkalarıyla olan iletişimi etkileyen en temel faktör öz kavramlarıdır. Yani kendilerini ve kendi durumlarını nasıl gördükleridir. Durumlar sık sık veya yer yer değişse bile kendileri hakkındaki inançları iletişimsel davranışlarını tayin eder. Herkesin kendi hakkında binlerce fikri vardır. Kim olduğu, neyi temsil ettiği, nerede yaşadığı, ne yapmadığı, ne gibi değer yargıları olduğu, neye inandığı vesaire örnekler verilebilir. Bu fikirler açık seçikliği, doğruluğu ve kesinliği bakımından kişiden kişiye değişir. Bir kişinin öz kavramı o kişinin kim olduğudur. Kendi özel evrenin merkezi kişisel gerçeği, referans çevresi, üstünlük noktasıdır. Arkasından bakarak her şeyi gördüğü, işittiği, değerlendirdiği bir ekrandır. Çevresindeki dünyayı süzen bir filtredir. Bir insanın öz kavramı başkalarıyla kurduğu iletişimi etkiler. Tatminkar ve sağlıklı bir ilişki için güçlü bir öz kavram gereklidir. Zayıf bir öz kavram, kişinin başkalarının kendisini nasıl gördüğü yolundaki idrakini çarptırır ve insanlarla anlaşmakta ona ayak bağı olan bir özgüvensizlik aşılar. Kendisini zavallı bir insan olarak gören kişi, başkalarıyla konuşurken yanıldığını kabul etmekte, duygularını açıklamakta, başkalarının yapıcı eleştirilerini dinlemekte veya başkalarından farklı düşünceleri varsa dile getirmekte zorluk çekecektir. Özgüvensizlik içerisinde insanlarla aynı fikirleri savunmadığı takdirde onların kendisini beğenmeyebileceklerinden korkar. Kendisini değersiz, yetersiz ve aşağı gördüğü için fikirlerin başkaları için ilginç olmayacağı ve dinlemeye değmeyeceği duygusuna kapılır. İçine kapanır ve iletişimini sıkır bir denetim altına alarak kendi fikirlerini reddeder. Kişinin öz kavramı başkalarıyla iletişimini etkilediği gibi başkalarıyla kurduğu iletişim de öz kavramı şekillendirir. Bireyler kim olduklarını hayatlarına karışan önemli kişilerin onlara karşı davranışlarından öğrenirler. Bu önemli kişilerle olan sözlü ve sözsüz iletişimde kişi kendisini sevip sevilmediğini, onaylayıp onaylanmadığını, saygıya mı yoksa hor görülmeye mi layık olduğunu, başarılı mı başarısız mı olduğunu öğrenir. Bireyin güçlü bir öz kavram kazanabilmesi için hayatındaki önemli kişilerden sevgi, saygı ve onay görmesi gerekir. O halde öz kavram kişinin başkalarıyla bir iletişim kurabilmesi için son derece önemli bir faktördür arkadaşlar. Temelde bir kişinin öz kavramı onu sevenlerle sevmeyenler tarafından biçimlenir. Dinleme, iletişimle ilgili eğitim sistemlerinin çoğu kendi kendini ifade etmesi ve ikna yeteneği üzerinde durmaktaydı. Yakın zaman öncesine kadar dinlemenin üzerinde hiç durulmamıştı. Kendini ifade etme yeteneğinin fazlasıyla vurgulanması sonucu günlük iletişim etkinliklerinde dinlemenin oynadığı önemli rol ikinci plana atıldı. Oysa her insanın ancak dinleme yoluyla elde edebileceği bilgilere ihtiyacı vardır. Dinleme elbette fizyolojik anlamda işitme olayından çok daha karmaşıktır. İşitme kulak aracılığıyla yapılır. Oysa dinleme fiziksel, duygusal ve entelektüel girdileri bir anlam arayışıyla bütünleştiren duygusal bir süreçtir. Etkili bir dinleme, insan ancak dinleyen kişinin konuşanın aktardığı anlamı ayırt edip anladığı zaman gerçekleşir. Bu durumda hedef anlam iletişim elde edilmiştir. Üçüncü kulak dinlemede etkili olarak dinlemeyi üçüncü kulakla dinleme olarak tanımlayabiliriz. Etkili olarak dinleyen kişi yalnız söylenen kelimeler değil, onların ardındaki saklı anlamları da dinler. Dinleyicinin
Dinleyenin üçüncü kulağı cümleler arasında saklı olan sözsüz ve sessiz olarak anlatılan şeyi, yani konuşulanın ne düşündüğünü, konuşanın ne düşündüğünü, neler hissettiğini duyar. Dolayısıyla etkili olarak dinlemek pasif bir eylem değildir. İletişimde aktif rol oynar. Etkili dinleyici, konuşanın anlamı kurması ve anlaşmayı sağlaması konusunda onunla el eledir. Dinleme yetisinin geliştirilmesine yardımcı olan çeşitli ilkeler vardır. Bunlara bakacak olursak, dinleyen dinlemek için bir nedeni ya da amacı olmalıdır. Dinleyenin yargısını sona saklaması önemlidir. Dinleyen gürültü, görüntü, insanlar gibi dikkat dağıtan öğelerden kendisini sıyırmalı ve konuşan kimse üzerinde dikkatini yoğunlaştırmalıdır. Dinleyen kişi konuşana cevap vermeden önce beklemelidir. Derhal cevap yetiştirmek dinlemenin etkili olmasını engeller. Dinleyen kişi konuşanın söylediklerini kelimesi kelimesini tekrar etmekten kaçınmalı. Konuşanın söylediklerinin içeriğini ve anlamını onu tatmin edici bir şekilde yeniden ifade etmelidir onu. Daha sonra dinleyen kişi konuşanın söyledikleri arasındaki anlama kavuşturarak önemli temayı yakalamalıdır. Dinleyici konuşan kişinin yorumlarına hazır olmalıdır. İfade netli, etkili bir şekilde dinlemek dinleme sürecinin en vazgeçilmez fakat en ihmal edilmiş becerisidir. Öte yandan pek çok kişi söylemek istediklerini ya da hissettiklerini ifadede zorluk çeker. Çoğu zaman dikkatsiz ve kapalı konuşsalar bile karşısındakilerin ne demek istediklerini anladıklarını varsayarlar. Herkesin birbirinin aklından geçeni anlayabileceğini sanırlar. Bu konu benim için açık seçiktir. Senin için de öyle olması lazım. Varsayım insan arası iletişim başarısı yolundaki en büyük engeldir. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse bir gün baba oğlunu kereste dükkanına gönderir ve daha uzun bir tahta almasını ister. Oğlunun getirdiği tahta ise babanın elindekinden 3 kat daha kısadır. Baba kısar ve oğlunu aptallıkla söyleneni dinlememekle suçlayıp azarlar. Aslında baba daha uzundan neyi kastettiğini oğlunun bildiğini varsaymıştır. Bununla ne demek istediğini oğluyla açık seçik konuşmamış ve ona kafasındaki daha uzunu anlatmamıştır. İyi bir iletişim kuramayan kişi ne demek istediğini dinleyen tarafından tahmin edilmesini bekler ve bu durumda iletişim kurduğunu sanır. Dinleyen de tahmini üzerinden hareket eder. Böylelikle yanlış anlaşılma kaçınılmazlaşır. İnsanların gerek gündelik yaşam içinde gerekse çok daha derin iletişimler kurmak ve bunların tadına varabilmeleri ve bunu tatminkar biçimde başarabilmeleri için bazı araçlara ihtiyaçları vardır. Etkili şekilde iletişim kuran kişi, söylemek istediklerini iyi ifade edebilen kişinin ne demek istediği hakkında kafasında açık bir fikri vardır. Aynı zamanda söylemek istediklerine bir netlik ve incelik kazandırabilir. Karşısındakilerden gelen geri bildirimi açıktır ve bu geri bildirimi ilerideki iletişimlerini daha etkili hale getirmek için kullanacaktır. Kızgınlık duygularını kontrol etmek. Kişinin sık sık öfkesine yenilmesi iletişimde kopukluğa yol açar. Bazı insanlar öfkelerini bastırarak kontrol ederler. Çünkü karşılarındaki kimselerin de aynı şekilde tepki vermesinden korkarlar. Böylece kişiler istenmeyen bir duygusal reaksiyonun açığa vurulmasının bölünmeye yol açacağını düşünürler. Başkaları kendileriyle biraz farklı fikirde olunca da üzülürler. Örneğin ben seninle ilgili beni sinirlendiren her neyse bunu kendime saklarım, içime atarım. Ta ki bir gün doktor bana midemde kanamalı bir ülserin oluştuğunu haber verene ya da benim sana karşı olan gizli ve dizginlenmiş öfkenin aniden patladığı noktaya kadar. Tabii sen bu patlamanın nedenini anlayamayacak ve böyle aşırı bir tepkini tamamen haksız kabul edeceksin. Benim içime gömdüğüm bu düşmanlık duygusuna sen de öfkeyle karşılık vereceksin. Öfkenin kontrolü yönünden gösterilen bu basiretsizlik cinayete bile yol açabilir. İfade, duyguların ifadesi çevremizdekilerle iyi ilişkiler kurmamız bakımından önemlidir. İnsanlar duygularını başkalarını etkileyecek, tasdik edecek, yönlendirecek, değiştirecek şekilde ifade etmelidir. Aşağıdaki sayacağımız noktalar faydalı olabilir. Duygularınızın farkında olun, duygularınızı kabullenin, duygularınıza sahip olun, yani onların sorumluluklarını üstlenin. Duygularınızı araştırın, tartışmayı kazanmak için belli delili çürütme aracı aramayın. Duygularınızı bildirin. Uyumlu bir iletişimde sözlerinizle duygularınızın birbirini tutması gerekir. Duygularınızı aklınız ve iradenizle bütünleştirin. Kişi olarak yeni şeyler öğrenmeye ve gelişmeye açık olun. Duygular tam anlamıyla bastırılamaz. Tanınmalara, gözlenmelere,
bildirimleri ve bütünlük kazandırılmaları gerekir. Ancak o zaman insanlar kendi fikirlerinin ışığında gerekli uyarmaları yapabilir. Kendini açığa vurma. Etkili iletişim için kişinin dürüst ve açık bir şekilde kendisinden söz edebilme yeteneği olmalıdır. Kendini açığa vurmayı beceremeyen kişi başkalarıyla iletişim kuramaz, onları tanıyamaz. Gerçekten de bu iki yönlü bir süreçtir. Sen benim hakkında ne kadar bilirsem, ben de senin hakkında ne kadar bilirsem iletişimimiz o kadar etkili ve mükemmel olacaktır. Kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerini açıklayabilme kabiliyeti sağlıklı bir kişiliğin belirtisidir. Karşısındakisine düşüncelerini, değer yargılarını, korkularını, sıkıntılarını açıklayabilmeli, uğraşlarını, başarısızlıklarını, utançlarını itiraf edebilmeli, başarılarını paylaşabilmeli ki kim olduğunu, kim olabileceğini anlayabilmeli. Kim olduğunu bilmeden önce karşısındakine anlatabilmeli. Bu konuda insanların kendilerini ancak başkalarına anlatmaya razı oldukları noktaya kadar tanıyabilecekleri konusunda bir tartışma öne sürülebilir. Kendi yerini açığa vurma yolunu tıkayan faktörlere bakalım. Kendini tanımak ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için kişi kendine başkalarını açıklamalıdır. Ne var ki bu açıklamanın yolunda çeşitli engeller durur. Örneğin, A kişisi kim olduğunu söylemekten niçin korkuyorum başlıklı bir kitap yazıyorum. B, bu soruya bir cevap istiyor musun? A, bu kitabın amacı bu. Yani bu soruyu cevaplandırmak. B, benim cevabımı istiyor musun? A, elbette isterim. B, sana kim olduğumu söylemekten korkuyorum. Çünkü söylersem o beni beğenmeyebilirsin. Oysa ben işte buyum. Gerçek hayattan aktarılmış olan bu konuşma, insanların başkaları tarafından tamamen onaylanamayacakları, kişiliklerinde başkalarının sevgisini, saygısını kazanamayacak unsurlar bulunduğu yolunda korkularını dile getirmektedir. Bu nedenle insanlar çok tedbirli ve yapmacık bir iletişim davranışına itilirler. Güvenin dinamikleri, korkunun dinamikleriyle güvenin dinamikleri yer değiştirebilir. Güven vermeyen bir ortamda hiç kimse kendine açığa vurmaz. Kendine açığa vurma ancak iyi niyetli bir ortamda mümkün olabilir. Kimi zaman bu iyi niyet ortamını yaratmak için taraflardan birinin ilk adımı atarak kendini açığa vurma riskini göze alması gerekebilir. Güven doğurur. Kendini açığa vurmada karşımızdakinin kendini açığa vurması sonucunu yaratır. Etkili iletişim kuran kişi ortak kendini açığa vurmayı sağlayacak güven ortamını yaratan kişidir. Etkili bir iletişim kurabilmenin 5 temel öğesi vardır. Bunlar iyi bir öz kavram, iyi bir dinleyici olma yeteneği, düşünce ve duyguları net olarak anlatabilme yeteneği, öfke gibi duyguların işlevsel bir yönde kontrol edebilme yeteneği, kendini başkalarına açıklamaya istekli olmaktır. Başkalarını dinleme. Şimdi bunların şeylerine bakalım, kurallarına. Dinlemeyi iste. Doğru tavır alınması dinlemeyle ilgili tüm soruları çözecektir. İlginç olmayan insan diye bir şey yoktur. Yalnızca ilgilenmeyen dinleyici vardır. İyi bir dinleyici gibi davran. Tetikte ol, dik otur, gerekirse hafifçe öne eğil. Yüzünde ilgi duyduğunu gösteren bir ifade olsun. Anlamak için dinle. Dinlemiş olmak için dinleme. Söyleneni gerçekten anlamak isteğiyle dinle. Tepki koy. İnsanları yalnız övülmek, alkışlanmak için sözlerin kesilmesine tahammül edebilirler. Konuşan kişinin kendisini önemli hissetmesini sağla. Baş sallaması, tebessüm, mütalaa ve teşvik hareketleriyle onu onayladığını göster. Konuşma. Konuşurken dinlemek mümkün değil. İletişim kur, konuşma sırasını bekleme. Konuşma sırasını beklemek gerekir. Konuşan kişinin duygularını anla. Kendini onun yerine koymaya ve ne demek istediğini anlamaya çalış. Bunu empati kavramıyla da açıklayabiliriz arkadaşlar aslında. Buna empati de diyoruz. Sorular sor. Anlamadığın, daha açıklık getirilmesine ihtiyaç duyduğun, konuşanın sana ilgi göstermesini istediğin, dinlediğini göstermek gereğini duyduğun zamanlarda sorular sor ama onu utandıracak ya da zor duruma düşürecek sorular sorma. Dikkatini ne söylediğine yönelt. Dikkatini konuşanın kelimeleri, fikirleri ve konuyla ilgili fikirleri üstüne yoğunlaştır. Konuşanın yüzüne bak. Yüzüne, ağzına, gözlerine ve ellerine bak. Bütün bunlar iletişimin gerçekleşmesine yardım edecektir. Dikkatini yoğunlaştırmana da yardım edebilirler. Ayrıca konuşanın onu dinlediği duygusunu pekiştirecektir. Yerli yerinde gülümse ama bunu aşırıya kaçırmamak şartıyla. Duygularını işe karıştırma. Endişelerini, korkularını, sorunları at kafandan. Etkili bir şekilde dinlemeni engelleyebilirler bunlar. Dikkatini dağıtan şeylerden sıyrıl. Elindeki kağıt, kalem vesaire şeyleri bırak. Dikkatini dağıtabilir bunlar. Temel noktaları kavra. Tasvir edici ayrıntıya değil, ana fikre konsantre ol. Örnekler, öyküler, istatistikler ve benzeri önemli olabilir bunlar. Ama
temel noktalar değildir. Bunları temel fikirleri kanıtlıyor, destekliyor ya da tamamlıyorsa, tanımlıyorsa incele. İletişim sağlanması sorumluluğu onunla paylaş. İletişim kurulmasında konuşmacının sorumluluğu sınırlıdır. Dinleyici olarak senin sorumluluğun daha fazladır. Anlamaya çalış, anlayamadığı zaman açıklık getirmesini iste. Fikirlere tepki göster, kişiye değil. Kişiye olan tepkinin onun söylediklerini yorumlarken seni etkilemesine izin verme. Kendisini kişi olarak, tip olarak sevmesen de söyledikleri önemli olabilir. Kafanın içinde onunla münakaşa etme. Karşındakinin ne söylediğini anlamaya çalışırken o konuştuğu sürece konunla kafanda münakaşa etmek iletişimi zedeler. Seninle konuşmacı arasında bir engel yerleştir. Farkı kullan. Senin düşünme hızın onun konuşma hızından fazladır. Bu farkı kendi lehine çevir. Bunu konudan ayrılmayarak, daha önce söylediklerini hatırlayarak yapabilirsin. Aradaki hız farkı konuşma dakikada 150 kelime ise düşünme dakikada 400-500 kelimedir. Konuşanı sinirlendirme. Tartışarak, eleştirerek, not alarak veya almayarak, sorular sorarak ya da sormayarak vesaire konuşanı sinirlendirip fikirlerini, duygularını, genel tavrını saklamasına yol açabilirsin. Kişi üzerinde yarattığın etkiyi ölçmeye ve bu etkinin niteliğini fark etmeye çalış. Ona kendini adapte et. Acele yargılardan kaçın. Herhangi bir yargıya varmadan önce tüm verilerin ortaya konmasını bekle. Dinlemek eğlenceli bir iştir. Bu tavır içinde dinlemeyi öğren. Ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu kanıtlamaya bir oyun say. Şimdi nasıl bir aktif dinleyici olunur? Tarafsız kal. Bütün dikkatini ver. İfadeleri hakkında sorular sor. Temel noktaların üstünden geç. Konuşan duygularını söze dök. Anlaşma sağla. Kişiler arası iletişimde ifade berraklığı. İnsanlar neden hiçbir şeyi doğru dürüst anlamıyor sorusu iletişim kopukluğu ortaya çıktığında sıkça sorulan bir sorudur. Açık seçik konuşmamaya neden olan çeşitli faktörler vardır. Bu nedenle bu soruya cevap vermek kolay değildir. Yanlış anlamalar. Yanlış anlaşılmalar insanların iletişim konusundaki bazı yanlış standları yüzünden ortaya çıkar. Bu yanlış standlardan bir tanesi, iki tanesi benim ne demek istediğimi sen iyi bilirsin, senin ne demek istediğini ben mutlaka bilirim anlayıştır. İnsanlar birlikte yaşayıp beraber çalıştıklarından birbirlerinin aklından geçeni okuyabileceklerini varsaymaktadırlar. Bazı insanlar kendilerini iyi anladıklarına göre başkalarını da kolayca anlayabileceklerini sanırlar. Varım o halde sen beni anlamalısın der gibidirler. Böyle bir zanna sahip olan insanlar akıllarına eseni söyledikleri zaman insanlarla iletişim kurabileceklerini sanırlar. Gerçekte çoğu zaman onları dinleyenleri vermek istedikleri mesaj konusunda tatmine doğrulayıp şaşırtırlar. Bu durumda yanlış anlamalar kaçınılmaz olur çünkü iletişim berraklığı sağlanamamıştır. Üçüncü bir yanlış standa iletişim kendiliğinden bir odanın bir köşesinden ötekine yürür gibi kolayca oluverdiğidir. Oysa iletişim süreci oldukça karmaşık olup gönderilen ve alınan mesajlar arasında bir karşıtlık sağlamak zordur. İletişimde bir taşıyıcı kayış teorisinden söz edilir. Anlam bir uçtan ötekine yüzlük bir netlikte hareket eder. Ne var ki bu taşıyıcı kayış teorisinin bir eksiği var. O da anlamın kullanılan kelimeler ya da iletilen mesaj içinde saklı olduğu zannıdır. Halbuki bir insanın çıkardığı anlam ötekininkinden farklıdır. Çünkü anlamlar kullanıldıkları kelimelerde değil kafaların içindedir. Anlamın tam olarak açık seçikliği iletişim kurmaya çalışan iki kişinin geçmişlerin ve deneyimlerin benzer olmasıyla mümkündür. Ancak o zaman belli bir mesajdan aynı anlamı çıkarabilirler. Hayatta elde edilen deneyimlerin farklılığı göz önüne alınırsa bunun mümkün olmayacağı açıktır. Her şeyi doğru anlamak zor bir iletişim sorunudur. Oysa insanlar günlük yaşamın gereklerini yerine getirmek ve daha derin iletişimler kurabilmek amacıyla bilgi alışverişi yapabilmek için berrak bir iletişim kurmak zorundadırlar. Neyse ki kesin bir berraklık gerekmez. Her durum kendi içinde ele alınıp yeterli ölçüde açık seçiklik sağlandığı takdirde etkili bir iletişim kurulabilir. İletişimde hedef belirsizliği en aza indirmektir. Tam bir netlik belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Ne var ki belirsizlikten bütünüyle kurtulmak mümkün değildir. O halde net iletişim belli bir durumda gerekli anlaşmanın sağlanabilmesi için belirsizliği en aza indirecek şekilde olur. İnsan arası iletişimde belirsizliği azaltmak ve netliği sağlamak için belli pratikler ve standartlar konabilir. Konuşmada netliği elde edebilmek için kişinin bu netliği sağlamak ve iletişim olayını daha iyi anlamak istemesi gerekir.
İletişimi kuran kişi şu 5 faktöre dayanarak mesajını analiz edip biçimlendirebilir. Bunlara bakalım. Gönderme ve alma, iletişim içeriği, mesajı şifrelemek, iletişim kanalları. Tabii ki belli bir durumda yapılan iletişim berraklığı bu 5 faktörden birkaçının toplam etkisine bağlı olarak değişiktir. İletişim bir süreç olduğuna göre söz konusu faktörler birbirleriyle iç içedir ve birbirlerinden ayırt edilmeleri zordur. Gönderme ve alma. Bir kişiden ötekine mesaj iletilirken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ve standartlar vardır. Bunlar tablo, tavır, beceri ve referans çerçeveleri gibi halinde görülebilir. Tablo, kişi diğerine iletmek istediği mesajın ne olduğu konusunda kafasında açık seçik bir tablo oluşturmalıdır. Örneğin bir vaiz vereceği vaazdan ne sonuç bekleyeceğini bilebilmek için kafasında bir önerme ile işe başlamalıdır. Öğretmen öğrencinin ne öğrenmesini istediğini belirlemek için belli bir öğretim hedefiyle yola çıkmalıdır. Yönetici örgütsel amaçlarını gerçekleştirilmesini sağlamak için kısa ve uzun dönemli hedefler koymak ve bu hedefleri idaresindeki memurlara izah etmek zorundadır. İyi hazırlanmış hedefler ve amaçlar etkili iletişim kurmak isteyen kişiye söylemek istediği şey konusunda kafasında açık seçik bir tablo oluşturması için yardım eder. İletişim becerisi, iletişim berraklığı ayrıca mesaj gönderenle alan kişilerin kendi iletişim kurma yeteneklerinin ölçüsünü bilmelerine de bağlıdır. Bazı insanlar iletişim kurma yetenekleri konusunda zanlara sahiptir. Örneğin kötü ve yanlış konuşma alışkanlıklarına sahip bazı insanlar çenelerini hiç kapatmadıkları için kendilerini çok iyi iletişim kurabilir sanırlar. Oysa insanlar arası iletişimde gerçek beceriler oldukça değişiktir. Bu nedenle kişinin kendi iletişim yeteneğinin sınırlarını keşfetmesi önemlidir. Çoğu zaman zaafların giderilmesi ve bu yeteneğin geliştirilmesi mümkün olabilir. Örneğin bir kişi çok parlak bir kişiliğe sahiptir ve bu kişilik iyi iletişim kurulmasını sağlar. Bir diğeri ise kelimeleri iyi kullanır. Bir başkası ise öyle bir iletişim kurma yeteneği sahiptir ki karşısındaki bu kişinin kendisini anladığını hisseder. İletişim kurmaya çalışan kimse mesajı alacak olan kimsenin dinleme yeteneğini de ölçmek durumundadır. Çünkü iyi işitmek ille de iyi dinlemek değildir. Dinlemek pasif değil, aktif bir süreç olduğundan bazı insanların kötü dinleme alışkanlıkları genellikle karşısındaki konuşurken başka şeyler düşünme, dikkat dağınıklığı, savunmaya geçiş ve benzeri şeklinde ortaya çıkabilir. Psikolojik referanslar çevresi, iletişim ortak olarak kullanılan anlamlar üzerinde kurulduğuna göre yalnızca sözlerin söylenmesi anlamı kuramaz. Kelimeler tek başlarına hiçbir anlam taşımazlar. Anlamı kelimelere insanlar yükler. Bu anlam insanların yaşantılarından ve duygularından elde edildikleri deneyimlerle oluşur. Her birey tek ve kendine özgüdür. Onun kimliği ailesinden, arkadaşlarından, okulundan, ibadet ettiği yerden, kültüründen oluşan çevre içinde edindiği deneyimlerle şekillenir. Her bireyin kendine özgü birçok kavramı, düşüncesi, duygusu ve davranış biçimi vardır. Bu kendine özgülük iletişimin başarısı için de çok büyük etki yapar. Bir başka kişinin neler algıladığını ya da hissettiğini bilmek çok zordur. Dinleyen kişi konuşan kişinin neler hissettiğini ancak tahmin yoluyla çıkartabilir. Bu nedenle konuşan kişi iletişimini diğer kişiyle ilgili henüz sınanmamış sanılar üzerine kurmamalıdır. İletişimin netliğini değerlendirebilmek için mesajı gönderen kişi, mesajı alan kişinin içinde bulunduğu psikolojik referanslar çerçevesini bilmek zorundadır. Yani bu kişi dünyayı ve çevresindeki öteki insanları nasıl görüyor, onlar hakkında neler hissediyor ve bu konuda nasıl davranıyor? Bir çocuğun referans çevresi yetişkin bir insanınkinden çok farklıdır. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir insan hayata bir Çankırılı'dan farklı bakar. Bazı insanlar susuzluklarını su ile dile getirmeyi tercih eder, bazıları ise meşrubatla. Bunlar gibi örnekler verilebilir. İnsanlar işittikleri kelimelerle de farklı tepkiler verirler. Örneğin Atatürk kurtarıcımızdır sözüne bir kişi çok olumlu tepki verirken aynı söz bir başka kişiyi kızdırır ve düşmanca duygulara salar. Öte yandan bir üçüncü kişi bu söze tamamen kayıtsız kalabilir. Gerçekten de bir insana açık ve akılcı görünen bir şey bir başkası için muğlak ve saçma görünebilir. İletişimin koşulları. İletişimin berraklığını etkileyen faktörlerden ikincisi de iletişimin yer aldığı mekandır. Örneğin bu mekan, bu ofis mi, ev mi yoksa bir futbol sahası mı? Bir profesörle bürosunda kurulan iletişim, arkadaşlarıyla futbol oynarken kurulan iletişimden farklıdır. Her iki ayrı durumu kontrol eden koşullar farklıdır. Öte yandan bir başka odada bulunan bir kişiyle iletişim kurmaya çalışmak bazı noktalara açıklık kazandırılması açısından aynı odada yüz yüze kurulacak bir iletişimden daha zordur. Kısacası konuşan kişi belli koşullarda elde edilecek berraklık konusunda realistik
beklentilere sahip olmalıdır. Mesajı şifreleme. Fikirleri berraklaştırmak için kişinin karşısındakinin işittiği anda karşılaşacağı belirsizliklerden arındırılması bakımından mesajı şifrelendirmesi gerekir. Şifrelendirmek, fikirleri mesaj içinde anlaşılacak bir biçime dönüştürmek, tecrübe etmek demektir. Fikirler mesaj içinde kodlandığı zaman diğer kişinin kafasındaki belirsizliği ortadan kaldıran bir bilgi potansiyeli yaratır ve daha net bir tablo oluşturur. Kişinin iletmeye çalıştığı mesajın netliğini, açık seçikliğini artırmak için 7 prensip vardır. Bunlara bakalım şimdi. İlgi prensibi, mesajı dinleyen için konuyla ilgili hale getirir. Bir mesajı kodlamada en zor şey, mesajı oluşturan kelimelerin konuşanın kafasında kurduğu tabloyu yansıtmasını ve dinleyen kişinin referanslar çerçevesinde uyacak şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. Dinleyenin mesajı anlayabilmesi için daha önce o konuda bildikleriyle mesaj arasında bir bağ kurabilmesi gerekir. Bu nedenle mesaj aktarılırken dinleyenin sözlüğü kullanmak suretiyle yapılabilir. İletişimde böyle bir stratejisi esneklik ve değişkenlik gerektirir. Böyle olunca bir çocukla bir genç, bir yetişkinlikle, farklı kültürden birisiyle, alt kültürden birisiyle konuşurken iletişim kurmaya çalışan kimse açık bir mesaj göndermek için farklı yollar izlemek durumundadır. Mesajın şifrelenmesi ya da kodlanması dinleyen kişinin ilgi alanına hitap etmekle kalmayıp aynı zamanda içinde bulunan duruma ve koşullara da uymalıdır. Örneğin ev içinde yapılan özel bir konuşmanın dini bir toplantıda konuşulması uygun düşmez. Konu aynı olsa bile mesajın kodlanması tamamen farklı olacaktır. Sadelik prensibi, fikirleri en yalın biçimde ifade et. İletişim kuran kişi fikirlerini dinleyiciye mümkün olduğu kadar az kelimeyle anlatmalıdır. İletişimin berrak kazanması için dil sadeliği ve kelimeleri tutumlu kullanmak önemlidir. Genelde kelimeler ne kadar sadelikle seçilirse anlaşmaları o kadar kolaydır, anlaşılmaları. Ne var ki sadelik yine kişinin özel deneyimlerine göre değişen bir kavramdır. Yani bir kişiye göre çok yalın olan bir ifade bir başkası için çok karmaşık olabilir. Prensibinden ayrılmaz. Örneğin dini bilimsel bir konuşma bir ilahiyat öğrencisine gayet açık gelebilir ama ibadetini yapmak için camiye giden sıradan bir dindar için çok karmaşık olabilir. Etkili iletişim kurabilen kişi mesajın anlaşılabilmesi için ne ölçüde basitleştirilmesi gerektiğini bilir ve mesajını başarılı bir şekilde iletebilmek için sadelik prensibinden ayrılmaz. Tanımlama prensibi, fikri geliştirmeden önce tanımla, genişletmeden önce açıkla. Çok basit önermeler bile çok karışık olabilir. Örneğin birisi binanın yanında buluşalım dese bu sözü işiten kişi nereye gidecektir? Yan kelimesinden daha da karışık sözler vardır ve bunların tanımlanmaları ve izah edilmeleri gerekir. Aşina olmayan bir istisna teşkil eden kavramlar ve terimler mesajın mümkün olduğu kadar doğru ve açık bir şekilde iletilebilmesi için kullanımlarından önce tanımlanmalı ve izah edilmelidir. Yapılandırma prensibi, mesajı birbirini izleyen basamaklar halinde düzenle. Topluluk önünde konuşma yapma konusunda yazılan metinler mesajın yapısını ve düzeninin önemini üzerinde dururlar. İyi düzenlenmiş bir konuşmanın dinleyicilerin anlayışını artırdığı söylenir. Oysa bu iddianın gerçekliğini özellikle yüz yüze diyaloglarda destekleyecek hiçbir araştırma yapılmamıştır. Aslında insanların çoğu mesajları ne kadar iyi düzenlenmiş olsa da kendi düşünce kalıplarına uygun yapılandıracaklardır ve bu dinlerken de böyledir. Tekrar prensibi, mesajın kilit kavramlarını tekrarla. Tekrarlama prensibi önemlidir. İkinci cümledeki fikri biraz farklı bir şekilde tekrar ederek kavrama açıklık kazandırdılar. Tekrar özellikle sözlü iletişimde önemlidir. Çünkü sözler yalnızca bir defa söylenir. Elbette konuşan kişi ağzından çıkan her sözü tekrar etmemelidir. Çünkü o zaman çok sıkıcı bir iletişim kurulur. Ne var ki fikirlerin ve kavramların berraklık kazanabilmesi için yeteri kadar tekrara başvurulmalıdır. Bazı stratejiler, ana fikirleri tekrarlamak, anlaşılması güç fikirleri yeniden ifade etmek, iyi anlaşılmadıkları duygusu olduğu zaman anlatılan fikirleri yeniden sunmak, örnekler, eş anlamlar, benzetmeler yapmak ve periyodik olarak konuyu özetlemek gerekir. Kısaca kişi iletişime netlik kazandırmak için bilinçli olarak tekrara başvurabilir arkadaşlar. Mukayese ve zıtlık prensibi, yeni fikirlerle eski fikirler arasında bağlantı kur, bilinenle bilinmeyeni çağrıştır. Mukayese ve zıtlık prensibi iletişimde berraklık sağlanması açısından önemlidir. Çünkü
kavrayış çoğu zaman çağrışımlarla, kavram benzerlikleri, eşyalar, olaylar ve hatta insanlar arasındaki farklarla gerçekleşir. Bir insan yeni ve bilinmeyen bir fikri eski bilinen bir fikirden yola çıkarak anlayabilir. Bir fikri açıklayan unsurlarla açıklayamayanları ayırt ederek dinleyici bir kavramı anlayabilir. Mukayese kişinin iki ya da daha fazla kişi fikir arasındaki benzerlikleri tespit etmesine yardım eder. Zıt iletişimde bir berraklık oluşur. Ayırt etmeler ne kadar belirgin ise iletişimdeki netlik o kadar fazladır. Mukayeseleri ve zıtlıkları işaret etmenin yolları örnekler, benzetmeler ve açıklamalardır. Vurgulama prensibi iletişimin temel ve hayati olan noktaları üzerinde yoğunlaşır. İnsanlar arası iletişimin geçici netliği yüzünden bilgi kaybı oluşur. Bu nedenle mesajın hayati önemdeki temel noktalarına da dikkati yöneltmek gerekir. İletişimin hedefi saptanırken mesajın ayrıntıları içinde kaybolmaması, belirsizleşmemesi, bulanıklaşmaması için kilit noktaları vurgulamak yerinde olur. Önemli noktaları vurgulamak, sesi yükseltmek, ses tonunu değiştirmek, duraklamakla dinleyicinin dikkatini çeken başka telkinlerle mümkün olur. İletişim kanalları. Bir mesaj birisine göndermek üzere hazırlandığı zaman bir iletişim kanalıyla iletilmek zorundadır. İletişim kanalları ile ilgili konuşma, dinleme sürecinde doğru anlaşılmayı etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunların dördünü ele almak gerekirse mevcut kanallar, iletişimde netliği etkileyen önemli nokta mesajı göndermek için elimizde bulunan kanalların sayısıdır. Örneğin mektupta bir tek kanal yazılı kelime kullanmaktadır. Yüz yüze yapılan iletişimde ise çeşitli kanallar kullanılabilir. Örneğin bedeni gerilim, yüz ifadeleri, bakışlar, el ve vücut hareketleri, kişilerin birbirine karşı duruşları, sözlü mesajların yanı sıra çıkartılan sesler ve benzeri örnekler verilebilir. Net bir iletişim sağlayabilmek için kişi kendisine açık bu kanalların farkında olmalı ve mümkün olduğu kadar bunları kullanmalıdır. Birden fazla kanal kullanıldığı zaman mesaj tekrarlanmış olur ve tekrarlandıkça da belirsizlik azalır, kesinlik netlik artar. Ne var ki birden fazla kanal kullanıldığı durumlarda bütün kanallardan gönderilen mesajlar arasında bir tutarlılık olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde sonuç dinleyenin aklını karıştırabilir. Feedback yani geri bildirim. Geri bildirimlerin farkında olmak ve bunlardan yararlanmak iletişimci için önemlidir. Geri bildirim her tip kontrol işleminde temeldir. Bunu bir fotoğraf makinesinin çalışmasında gözlemek mümkündür. Fotoğraf makinesinin içindeki ışık ölçer, çevredeki ışık miktarını ölçerek makinenin kendine otomatik olarak ayarlamasını sağlar. İletişimde de geri bildirimlerle aynı şekilde anlamların netliğini sağlamak, onları ayarlamak, böylelikle iletişimi sağlıklı hale getirmek mümkündür. Gürültü. İletişim berraklığı gürültüden etkilenebilir. Gürültü bir mesajın gönderilmesine müdahale eden herhangi bir dış etkiye verilen isimdir. Gürültü iletişim sürecinin hemen her aşamasında ortaya çıkabilirse de böyle müdahaleler iletişim halinde bulunan iki kişi arasındaki kanalı tıkayan bir engel oluşturur. İletişimine müdahale eden gürültü bir üçüncü kişinin konuşması, bir elektrik süpürgesinin ya da ot biçme makinesinin sesi olabilir. Gürültü arttıkça iletişim zorlaşır. Bu nedenle iletişim kurmak isteyenin mümkün olduğu kadar sessiz bir ortam yaratması önemlidir. Hız ve ayak uydurma, iletişimin berrak olması aynı zamanda bir kanalda bir defasında ne kadar bilgi iletilebilir ve dinleyici bu bilginin ne kadarını alabilir sorusuna da bağlıdır. Sözlü kanallar genellikle dinleyicinin belleğine ve hatırlama gücüne dayandıkları için çok miktarda sözlü bilginin iletilmesi söz konusu olduğunda elverişli değillerdir. İyi bir konuşmacı dinleyicisinin bir ya da iki fikrinden fazlasını özümlemesinin pek çok ender olduğunu bilir. Bunun aksine yazılı kanala çok daha fazla bilgi taşıyabilir. Çünkü okuyucuya geri dönüp malzemeyi yeniden gözden geçirme imkanı verir. Bu nedenle sözlü iletişimin inmesi dinleyen kişinin algılama gücüyle orantılı olmalıdır. İletişimci bilgileri gönderdiği kanalın ve dinleyicilerin bilgi işlem hızına ayak uydurmalıdır. İnsanlar arası net iletişim kurmanın kural ve standartları. Genel olarak bir özetlemek gerekirse, etkili ve net bir iletişim kurmak isteyen kişi, karşısındakinin anlamasını istediği mesajla ilgili kafasında net bir tablo çizmeli, konuya ve iletişim kuran kişiye karşı olan tavrını analiz etmeli, kendi iletişim yeteneğiyle karşısındakinin dinleme yeteneğinin bir değerlendirmesini yapabilmeli, kendisini bu fikirleri alan kişinin referanslar çerçevesiyle özdeşleştirmeye çalışmalı, İçinde bulunan koşullarda elde edilebilecek berraklık konusundaki beklentileriniz gerçekçi olmalı. Konuştuğunuz kişinin sözlüğünü ve kavramlarını kullanarak konuyu kişinin ilgi alanına sokmanız gerekir.
Fikirleri geliştirmeden tanımlayın, genişletmeden izah edin, fikirleri birer birer geliştirin, gereği kadar tekrara başvurun. Daha sonra bilinen ve bilinmeyeni çağrıştırarak mukayese ve zıtlaştırma yapılmalı. Daha sonra hangi fikirlerin vurgulanması gerektiğine karar verilmeli. Netliği sağlamak için mümkün olduğu kadar çok kanaldan yararlanılmalı. Çeşitli kanallardan gelecek olan geri bildirimleri, yani feedbackleri fark etmeli ve toplamalı. İletişimle aranıza giren gürültüyü ortadan kaldırmak gerekir. İletişim ivmesine, kanalların ve dinleyeceğin bilgi işlem hızına ayak uydurmak gerekir. Bu şekilde. Şimdi öfke, kişisel bir olaya ne zaman öfkeleniriz? Dışımızda yer alan bir olayın, yani şeyin ya da kişinin bizi tehdit ettiğini zannettiğimiz zaman, yerine getirilmemiş beklentileriniz hırsını hissettiğimiz zaman öfke oluşur arkadaşlar. Öfkeyi kontrol, insanoğlunun ilk edindiği, kontrol etmeyi ise en geç öğrendiği duygudur öfke. Hayatımızın ilk 4 ayında rahatsızlık duygusu ile öfke arasındaki farkı ayırt etmeye başlarız. Çoğumuz için bu rahatsızlık verici duyguyu inkar ederek, bastırarak, hedefi saptırarak ve ondan kaçınmaya çalışarak geçiririz hayatımızı. Öfke genellikle insan arası durumlarda ortaya çıktığı için grup içinde sık sık ortaya çıkan bir durum olup herkesi ilgilendiren bir idare sorunudur. Öfke dışımızda yer alan bir olayın, şeyin veya kişinin bizi tehdit ettiğini zannettiğimiz veya yerine getirilmemiş beklentilerin hırsını hissettiğimiz zaman oluşur bahsettiğimiz gibi. Öfkenin kaynağının dışımızda olduğunu sanırız. Oysa öfke kişisel bir olaydır. Kendi kendimizi kızdırırız. Fakat öfke çok tatsız bir duygu olduğundan ve biz insanlar suçlamayı sevdiğimizden karşımızdakine karşı beni kızdırıyorsun, sinir bozucu alışkanlıklarım var, beni tedirgin ediyorsun gibi ifadeler kullanırız. Öfke ve tehdit dışımızda gelişen ve bizim varlığımızı tehdit eden bir olaya tanık olduğumuz zaman iç yapımızda bir olaylar çevrimi başlar. Kavrayış gerçekleşince muhtemel tehlikeyle ilgili sanılar içimizde şekillenmeye başlar. Bu tehlikeyi gösterecek kadar güçlü olduğumuz sonucuna varırsak sakin ve telaşsız bir tepki gösteririz. Fakat tehlikenin büyük ya da bizim tehlike karşısında güçsüz olduğumuz sonucuna varırsak bu kişisel tehlikeyi göğüslemek ya da farz ettiğimiz zayıflığı örtbas etmek için öfke imdada gelir. Başkalarının öfkesiyle başa çıkmak. İnsan ilişkilerinde genelde bir başkasının öfkesine biz yol açalım, açmayalım, tehditkar ve hızlı bir tavırla karşılık veririz. Oysa çoğu zaman başkasının öfkesine maruz kalışımızın nedeni tesadüf eseri orada bulunmamızdır. Başkasının öfkesine bizi tehdit eden bir tehlike olarak algıladığımız anda kendi içimizdeki öfke silahının tetiğini çekmiş oluruz. Bu durumda yalnız karşımızdakinin öfkesiyle değil, aynı zamanda kendi öfkemizle de uğraşmak zorunda kalırız. Sırf bir başkası kızdı diye bizim de kızmamız anlamsızdır ama yine de sık sık yaptığımız bir şeydir. Öfke yoğunlaştıkça bulaşıcı hale gelir. Başkasının öfkesine doğru şekilde tepki verirsek kişiler arasındaki ilişkiyi geliştirmiş ve yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Bu konuda şu ipuçları yardımcı olabilir. Karşındakinin duygularını onayla. Başkasının duygularını onaylamak demek, o duyguların işletildiğini ve karşılık vermeye değer görüldüğünü göstermek demektir. Savunuya geçtiğinin farkında ol. Karşısındakine duygularını ifade et. Karşındakine. Kendi gerginliğin ikiniz arasındaki iletişimi sağlıksız hale getireceğini kabul et. Öfkenin vücudunda yarattığı etkiyi gözden kaçırma. Açıklık getir ve teşhiste bulun. Belli geri bildirimler ver. Karşısındakinden iste. Karşındakinden. İsteklerle ihtiyaçları birbirinden ayırt et. İnsan arası ilişkilerde ihtiyaçlarla istekleri masanın üstüne koyduğumuz zaman öfkenin kontrol edilmesi kolaylaşacaktır. İlişkinin koşullarını yeniden sapta, karşındaki kişiyle ileride böyle çıkmazlara girildiğinde durumu nasıl düzeltebileceğini tartış, kararlaştır. Gerektiği zaman üzüntünü bildir ve özür dile. İkiniz arasındaki çatışma çıkmazda ise üçüncü bir kişinin aracılık yapmasını öner. Öfkeyle dürüst ve dolaysız bir şekilde başa çıkmayı denersek rahatsız ve sevimsiz duygular yeni öğrenmeler ve güç kazanmalarla giderilmiş olur. Öfkeyle dolaylı bir şekilde uğraşma yolunu denersek kutuplaşma, hakaret etme, suçlama, tarafların birbirlerini ve kendilerini çaresiz ve zayıf görmesi sonuçları ortaya çıkar. İlişkinin koşullarını yeniden sapta öfkenin kontrolünü de öğrenebilmesi için bazı faaliyetler önerilebilir. Bunlar grup üyelerinin öfkelerini kontrol için kullandığı yöntemler toplanır. Ben kızdığım zaman diye başlayan ifadeler sınıflandırılır ve öfkenin kontrol edilmesi ve çatışmanın çözümlenmesi konularında tartışma açılabilir.
Hayali bir durum yaratılabilir ve herkesin öfke halinde kötü davranışları dramatize edebilir. Öfkeye yol açan durumlar yaratılabilir. Grup üyeleri öfkelerini sözsüz, yani ses, hortumlu, el işaretleri vesaire gibi bunlar olarak ifade ederek öfkeyi açığa vurmanın amacı, etkisi ve art etkilerini saptayabilir. Kendini açığa vurma. Güvenlik mesleğinde genellikle sessiz ve güçlü tip sendromunun kurbanı olursun. Sessizliğin güç belirtisi olduğunu ve kanun uygulayıcı olarak bu imajı yansıtmamız gerektiğini sanırız. Oysa kanun uygulayıcı olarak bir görevimiz de halkın işbirliğini sağlayarak istihbarat toplamaktır. Sessizliğimiz çoğu zaman uğraştığımız insanlarla aramızda bir engelin oluşmasına ve onlarla aramızda iletişim kopukluğunun ortaya çıkmasına sebep olur. Kendini açığa vurma, insan iletişiminin önemli kavramlarından birisidir. Geri bildirimler kendini dışa vurma süreçleriyle insan kendisini başkalarına tanıtır ve başkalarının nasıl göründüğünü anlayabilir. Güvenlik personelinin kendini açığa vurması karşısındakine de ona karşı bir güven yaratır. Bu da kişinin kendini açığa vurmasını teşvik eder. Kendini açığa vurma sözlü ya da sözsüz olarak yapılır. İnsanlar kendilerini yalnız sözleriyle değil, eylemleriyle de, yani tavırları, davranış tarzlarıyla de açığa vurabilirler. Etkili iletişim kurmada hedeflenen noktalardan birisi de kişilerin kendileriyle ilgili yeni bilgileri başkalarına iletecek şekilde kendilerini açığa vurma prensibi doğrultusunda hareket etmeleridir. Böyle yaparak kişi hem kendisini hem de başkalarını kabul etmeyi öğrenir. İnsanların başkalarına kalplerini açma eğilimlerinin farklı dereceleri vardır. İnsanın kendisini başkalarına doğru bir şekilde tanıtmasının bir ruhsal farklılık işareti olduğunu söylenmiştir. Öte yandan psikolojisi sağlıksız bir insan kendisinin gerçekte nasıl olduğunu bilmekten aciz olduğu için başkalarını da tanıtamaz. Güçlü bir öz kavram olan kimse düşüncelerini ve duyguları açıklamakta sıkıntı çekmez duygularını. Böylelikle de güven duygusu oluşturur ve iletişim kanallarını iyice açar. Kendini açığa vurmanın belli riskleri de vardır. Reddedilme korkusu, negatif bir imaj yaratma korkusu, kendimizden bir şeyler ortaya dökmeye kalkıştığımız zaman hep mümkündür. Kim olduğumu sana anlatmaktan korkuyorum. Çünkü kim olduğumu sana anlatırsam kim olduğumu sen beni beğenmeyebilirsin. Oysa işte ben buyum. Sözüyle açıklanabilir. Fakat insanlar birbirlerine gerçek yüzlerini gösterdikleri zaman ne gibi sonuçlar doğar? Birbirlerine ne ölçüde benzediklerine, duygular, düşünceler, umutlar, tepkiler ve geçmişleri konusunda birbirlerinden ne ölçüde farklı olduklarını öğrenebilirler. Birbirlerinin ihtiyaçlarını keşfederler ve bu ihtiyaçların giderilmesine yardım etmeye çalışırlar. Arada güven oluşmasını sağlarlar. Güven ki dürüst bir iletişimin kurulması için vazgeçilmez bir faktördür. Vücut dili, yani sessiz iletişim. İyi bir güvenlik personeli olmanın temel şartlarından birisi iletişim kuruluş biçimiyle başkalarının kurduğu iletişimi değerlendirmekte kullanılan bir yöntem bilimidir. Bu yalnızca olgun bir sözlü iletişim bilgisini değil, sözlü diyaloğun sözsüz anlam bilimi yanı sıra var olan faktörlerin de iyi kavranmasını gerektirir. Sözsüz iletişimin belli başlı amacı mesajı açıklık kazandırmak olduğu halde farkında olmaksızın bazı kazandırmacaları da ortaya çıkardığı vakidir. Kelimelerin anlatamadığını vücut dili nasıl anlatır? Çok başarılı avukatların, öğretmenlerin ve sanatçıların ortak bir yanı vardır. Sözsüz sinyalleri anlamada ve kendi yararlarına kullanma kapasiteleri, anlama ve kullanma kapasiteleri. İnsanların vücut diline, yani çeşitli hareketlerle kurulan iletişimi anlamaları ne bakımdan önem taşır? Çok iyi sanatçıların, öğretmenlerin, iş adamlarının vücut dilini anlattığını sezgiyle okuma ve bu mesajı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanma yetenekleri vardır. Örneğin başarılı kolluk personeli sanığın yüzüne bakıp onun ne düşündüğünü ele veren küçük ipuçlarını sezinler. İnsan hareketleri, duruşları ve tavırlarıyla iletişim kurduklarının farkında olamayabilirler insanlar. Ama bu tip işaretler sürekli olarak iletişimde kullanılır. Sözsüz dil ne tip bilgileri ortaya çıkarır? Çoğu zaman bu duygu kişinin gerçek duygularını ele verir ki o anda söylenmekte olan şeyin tam tersi yönde olabilir beden dili, sözsüz iletişim. Örneğin bir kimse omuzlarını kasıp başını bir yana eğer ve dudaklarını kısar. Bu o kişinin tek bir kelime olsun söylemediği halde o anda öne sürülen fikir konusunda kararsız, hatta o fikre karşı olduğunu gösteren açık bir işarettir. Birisinin onayladığını ya da onaylamadığını açığa vuran en yaygın işaretlerle ilgili birkaç örnek verir misiniz? Buna bakalım. İki kişi arasında olumlu bir duygu uyandığı zaman vücutların belden yukarısını birbirlerine yaklaştırır ve omuzlarını paralel bir düzleme getirir. Birbirlerinin yüzüne bakarlar ve hafifçe birbirlerine doğru eğilerek göz göze gelirler. Eğer birbirleriyle uyuşmamışlarsa birbirlerinden uzaklaşırlar
Bütün bunlar vücut dilinin yanılmayan işaretleridir. İnsanlar çoğu zaman başkalarının yanında üstün tavırlar takınmazlar mı? Bazı kişiler takınır ama pek çok kişi de alta giren bir tavır içine girebilir. Eller, ayaklar, kol ve bacaklar bu tavrı açığa vurur. Örneğin patron yanında çalışan kişiyle konuşurken ayaklarını parmaklar dışa bakacak şekilde yana açar. Bu tipik bir üstünlük ifadesidir. İşçi ise ayaklarını parmak uçları içe bakacak şekilde döndürür. Bu da tipik bir boyun eğme, itaat ifadesidir yani. Başka evrensel sözsüz işaretler nelerdir? Bir tanesi insanların birisiyle karşılaştığı zaman kaşlarını hafifçe kaldırmasıdır. Bu o kişiyi tanıdığın anda hızla verilen bir sinyaldir. Doğal ve evrensel bir selamlama sinyaldir. Bir diğeri ise el başın ardında diye bilinen ve kararsızlığı ya da gerginliği işaret eden harekettir. Bir insan tedirgin olduğu ya da irkildiği zaman hemen başını arkasına koyar elini. Bu tamamıyla bilinçsizle yapılan bir reflekstir. Bu tip 125 kadar sözsüz sinyal tespit edilip kataloglaşmış bulunmaktadır. Bu tip tavırları nereden ediniyoruz? Bunlar içinde bulunduğumuz kültürün bir parçası olarak öğrendiğimiz bir şeyler mi? Bunlar tamamen doğuştan edinilir. Sözsüz davranış öğretilmeksizin doğal olarak ortaya çıkar. Yeni doğan çocuklar ve hatta hayvanlarda bile gözlenebilir. Yaratılıştan birbirimizle daha iyi anlaşmamızı sağlamak için bize bahşedilen bir şeydir. Sözsüz iletişim kültüre bağlı gibi algılansa da bütün dünyada çok benzerdir. İnsanlar nereye giderlerse gitsinler, o yerin dilini bilmeseler bile işaretleri anlarlar. Sessiz iletişimler çoğu zaman vücut dili konusu açıldığında sorulacaktır. Gerçekten inanıyor musun buna? Aslında inanıp inanmamak sorunu değil. Bu sözsüz iletişimin ve vücut dilinin olgularını görmek için çevremize bakmamız yeter. Bu soruyu soran kişi sorusundan hemen sonra kaşlarını hafifçe yukarıya kaldıracaktır. Vücut dilinin ne olduğunu anlatılmaya çalışıldığında ise inanmayan kişi hemen bacaklarını ve kollarını çaprazlayıp direnecektir tartışmaya. Bu iletişim biçiminin varlığına inanmadığını belirtirken bile bu dili kullanmaktadır bu kişi. Vücut dili düşüncelerimizi, duygularımızı karşımızdakine iletirken kullandığımız hareketler, jestler, yüz ifadeleri, vücut duruşlarından oluşan sözsüz bir iletişim biçimidir. Genelde söylediklerimizin etkilerini güçlendirir fakat vücut dilimiz söylediklerimizden farklı şeyler ifade ettiği zaman durum ilginçleşir. Çünkü pek çok kişi vücut diliyle yalan söylemesini beceremez. Bu durumda mesajın yanlış yorumlanması tehlikesi mevcuttur. Bu nedenle vücut dilinde verilen işaretleri gruplar halinde ele alıp okumak gerekir. Çünkü bir hareket ya da duruş tıpkı bir paragraf içinde bir kelimenin alınıp okunması gibi anlamın tamamını aktarmakta yetersiz olmaktadır. Vücut dilinin kendi özgü sözlüğü vardır ve bu sözlük kişiden kişiye, kültürden kültüre farklar gösterir. Bu sözlüğü çocukluğumuzda, anne babamızdan, öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan ve benzeri çevrelerden öğreniriz. Bunlardan en çok iyi bilinen birkaçı omuz silkmek, baş yukarı, aşağı veya iki yana sallamak, gülümseme, sırıtma, yumruk sıkma vesaire sözsüz iletişim çeşitleridir. Her gün farkına bile varmadan okuduğumuz başka binlerce belirli belirsiz sinyaller vardır. Bu sinyalleri daha bilinçli bir düzeyde okumak belli becerilerin elde edilmesini gerektirir. Güvenlik güçleri zannettiklerinden daha fazla durumlarda vücut dilini yorumlarlar. Şüpheli paketler yapıyordu. Sözü bir kişinin hareketlerinde ya da duruşunda sinirlik ya da gizlilik işaret eder. Daha önceki tecrübelerimizden öğrendiğimiz bazı işaretlerin ifadesidir. Şüpheli kişi yakın zaman önce işlediği ya da işlemeyi planladığı bir suçu polisin kendisini gözetlemesinden kuşkulandığını açığa vuran vücut hareketleri yapar. Bir şüpheli 10 dakika sorguya çeken bir sorgu polisi onun yalan söylediğini nasıl anlar? Elbette sanığın vücut dilini okuyarak. Mümkündür ki kendisi bunun farkında bile değildir. Biz başka polislerin vücut dillerini de okuruz. İçeriye giren yabancının sıradan bir vatandaş mı yoksa bir sivil polis mi olduğunu belki de bir bakışta anlayabiliriz. Biraz pratiğiniz varsa bu polisin yürüyüşüne, konuşmasına ve duruşuna bakarak rütbesini bile çıkartabilirsiniz. Vücut dilinin iki yönü. Vücut dilinin iki kutbu olduğunu unutmayın. Sizin vücut diliniz ve karşınızdakinin vücut dili. Sözsüz iletişimde birçok bilgi açığa çıkmaktadır. Sizin vücut dilinizi de diğerlerinin farkında olmaksızın okuyabileceğini unutmayın. Polis veya şüpheli durumlarını bir sorguya çekmeden ziyade ifade alma şeklinde olduğundan böyle bir durumda kendi vücut dilinizle ilgili bazı noktaları hatırlatmakta yarar var.
Karşınızdakini ürkütmeden kaçının. Kasıtlı olarak öyle yapmak istemiyorsanız tabii. Örneğin oturan ile konuşurken ayakta durup tepeden bakmak türünde davranışlar durumda eşitlik yaratmaya çalışıyor. Yani otururken, oturan kişiyle konuşurken oturarak konuş. Evet arkadaşlar, bu bölüm buraya kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümümüz. Kalabalık yönetimi dersimizin. Bir dahaki bölümde dördüncü bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler.